Uluslararası İş Dünyası dergisi olan Fortune, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıkladı. Bu yıl Türkiye'nin en büyük 10 şirketinin net satışları 517 milyar TL oldu. Uzun yıllar sonra ilk defa birincilik el değişti. Pandemi şartları listenin sırasını bolca değiştirdi. Kimileri zenginliğine zenginlik katarken kimileri de pandemiden dolayı büyük zarar etti. Türkiye'nin en büyük 10 şirketlerine bakalım mı artık? On numara Türkiye'nin en büyük yassı demir üreticisi olan, ilk ondaki tek demir çelik işletmecisi olan Zonguldak Ereğli'de bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikası. 32 milyar TL ile ilk onda kendisini yer buldu. Geçen seneye göre %16 büyüdü. 1965 yılında kurulduğunda kamu kuruluşu olan Erdemir, 2006 yılından itibaren Oyak Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. Şirketin 2 adet limanı vardır. Erdemir, Karadeniz Ereğlisi'nin can damarı olarak nitelendirilmektedir. Ereğli nüfusunun büyük bir kısmı doğrudan ya da dolaylı yoldan Erdemir ile bağlantılıdır. Ayrıca Alaplı ilçesinde de yan sanayisi bulunmaktadır. 9 numara. Türkiye'nin en büyük ikinci petrol dağıtım şirketi Opet ve alt kanadı Sampet. 38 milyar TL'lik satışıyla listede 9. sırada yer alıyor. Bir yıl önce 5. sırada olan Opet bu yıl 4 sıra geriledi. Eski Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk tarafından kuruldu. 2002 yılında Opet'in yarısını Koç ailesine satmıştır. Opet 98 oktan kurşunsuz benzini Türkiye'ye ilk kez getiren firma olmuş ve ultra liro dizel motorini Avrupa'dan önce Türk tüketicisinin kullanımına sunmuştur. Halen Türkiye'nin ikinci büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan Opet'in Sampet markası ile birlikte 1600'ün üzerinde istasyonu bulunmaktadır. 8 numara Arçelik. Listedeki tek teknoloji şirketi. Ne yazık ki ilk onda başka yüksek katmanlı ürün üreten şirket yok. Vehbi Koç tarafından kurulan Arçelik 40 milyar TL'lik net satışıyla listede 8. sırada yer alıyor. 7 ülkede 18 fabrika, Beko, Grundig, Altus gibi 11 markayı barındıran Arçelik 145'ten fazla ülkede yer alıyor. 7 numara Ahlatçı Kuyumculuk. 41 milyar TL'lik net satışıyla 7. sırada yer alan Ahlatçı Kuyumculuk ağırlıklı işi altın rafinerisi, mücevherat ve döviz olup Anadolu'nun bilezikçisi olarak tanınıyor. Türkiye'nin 3 altın rafinerisinden birinin sahibi olan Ahlatçı Kuyumculuk değerli metalleri işleyip yurt dışına ihraç ediyor. Çorum merkezli şirket 6 sektörde faaliyet gösteriyor. 49 şirketiyle birlikte yıllık 200 milyar TL'lik ciroya sahiptir şirket. Aynı zamanda döviz işlemciliği konusunda Türkiye'nin lokomotif şirketlerindendir. 6 numara Petrol Ofisi. Türkiye'nin en büyük petrol dağıtım şirketi olan Petrol Ofisi 43 milyar dolarlık net satışıyla listede 6. sırada yer alıyor. Petrol konusunda faaliyet gösteren bir şirket olan Vitol grubuna aittir. Hollanda merkezli enerji şirketi olan Vitol, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyanın 3. en büyük petrol tüketicisidir. Aynı zamanda madeni yağlar da pazar birincisidir. Tüm Türkiye'de yaklaşık 1800 petrol istasyonu bulunmaktadır. 5 numara Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları 46 milyar TL ile listede 5. sırada yer alıyor. Pandemi nedeniyle küresel anlamda yaşanan seyahat kısıtlamalarından olumsuz etkilenen Türk Hava Yolları'nın satış geliri %38 oranında düştü. Türk Hava Yolları dünyanın en çok ülkesine sefer düzenleyen havayolu şirketidir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile devlete ait 149 oranındaki hissenin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırılmıştır. 4 numara Ford Otomotiv. 49 milyar TL'lik net satışıyla 4. sırada yer alan Ford Otomotiv bir önceki yıla göre net satış gelirlerini %26 oranında arttırdı. Ford aynı zamanda ilk ona giren tek otomotiv markası oldu. Ford Otomotiv Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmasıdır. Bu başarılara doymayan Ford Otosan Mart 2021'de imzalanan protokolle şirketin 10 yıl içinde Kocaeli fabrikasına 2 milyar avroluk yatırım yapmasına karar verildi. 3 numara BİM marketleri. Pandeminin en çok yaradığı firmaları sayacak olursak ilk sırada perakende sektörünü sayarız. Pandemide her yer kapalıyken hep açık kalan marketler bu yıl net satışlarını %38 oranında arttırdı. Birleşik Mağazalar namı diğer BİM, Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır. BİM'in
ve kardeş marketi File Market'i Türkiye'de 8500 mağazası bulunmaktadır. BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'da toplam 830 mağazası bulunmaktadır. 2 numara Tüpraş. Uzun yıllar birinciliğe ambargo koyan Tüpraş bu sene birinciliği devretti. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ve talepte meydana gelen azalışın sonucu üretimdeki daralmanın etkisiyle Tüpraş'ın net satış geliri %29 düşerek 63 milyar TL oldu. Tüpraş Koç ailesine bağlı bir şirkettir. Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve İzmir rafinerilerine sahip olan Tüpraş yıllık 30 milyon ton üretim yapıyor. Türkiye'nin en önemli işletmelerinden olan Tüpraş, akaryakıt ürünleri, bitüm, full oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. Gelelim zirveye. 1 numara. Zirveyi ele geçiren şirket enerji piyasaları işletmeciliğidir. Açık ara farkla birinci olan Epiyaş'ın net satış geliri 105 milyar TL'dir. Geçen seneye göre %20 artan satışı Epiyaş'ı birinci sıraya yükseltti. İkinci sıradaki Tüpraş'a 42 milyar TL fark attı. 6 yıl önce 2015 yılında kurulan Epiyaş, enerji piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir. Türkiye'deki elektrik piyasası faaliyetleri Epiyaş tarafından yürütülüyor.